Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz Logitech'in üst segment mouse'larından biri G502 Lightspeed. Bilindiği üzere Logitech'in G502 serisi pek çok isimle karşımıza çıktı. Şimdiye kadar geliştirilen modeller daha çok kabloluydu. Bu sefer ise Lightspeed ile birlikte G502 kablosundan da kurtulmuş vaziyette. Genel olarak bakıldığında oyun dünyasında pek çok mouse var ve bu mouse'lar hep şekil değiştirerek karşımıza çıkıyordu. Fakat Logitech G502 ilk serisinden bu yana çok az makyaj aldı. Dolayısıyla genel itibariyle farenin o agresif yapısını Lightspeed ile birlikte de kurduğunu söyleyebiliriz. Logitech'in bu modeli beğenildiği için firma bunun tasarımını güncelleme yoluna gitmedi. Ne yapıldı? Tabii ki kasanın içinde güncellemeler yapıldı. Bir kablosuz bağlantı düzeneği konuldu. Ayrıyeten hafiflemesi de sağlandı mouse'un. Tabi bu mouse'un ne kadar hafif ağır olduğu oyuncudan oyuncuya değişen bir durum. Fakat Lightspeed'de söz konusu ağırlık olduğunda çok fazla şikayetçi olmayacağınızı söyleyebilirim. Şunu söyleyelim. Şimdi bazı oyuncular bu kablosuz mouse olayını çok fazla sevmiyorlar. Hani gecikme süresi falan diye düşünüyorlar. Fakat bunda hero sensörleri kullanılıyor ve bu sensörler 1 milisaniyenin altında bir tepkime süresi veriyor. Dolayısıyla kablosuz mouse olması çok büyük bir gecikme olacağı anlamına da gelmiyor. Fakat ben illaki kablolu mouse istiyorum diyorsanız kutunun içerisinden şöyle bir aparat geliyor. Bu aparatı mouse'unuza takarak bunu hemen kablolu hale getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla dilerseniz kablolu, dilerseniz de kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında Logitech Lightspeed türevindeki modellerden bir adım öne çıkmış oluyor. Mouse'umuzun fiziksel özelliklerine geçecek olursak 132 mm'lik bir yüksekliğin olduğunu görüyoruz. Genişlik ise 75 mm, derinlik söz konusu olduğunda ise 40 mm'lik bir değer çıkıyor karşımıza. Ağırlık tarafına baktığımızda 114 gramlık bir ağırlıkla karşılaşıyoruz ki bunun yalnızca mouse'un ağırlığı olduğunu da belirtmemiz gerekiyor sizlere. Neden yalnızca mouse? Çünkü kutunun içerisinde ağırlık barları da geliyor. Bu barları mouse'unuza takarak ağırlığı 16 gram daha arttırabiliyorsunuz. Yani 114 gramlık ağırlığı 130 grama çıkarma şansınız bulunuyor. Tabi burada 2 tane 4 gramlık, 4 tane de 2'şer gramlık ağırlıklar mevcut. Bu ağırlıkları mouse'un alt tarafında mıknatısla tutturulan bir kapak var. Bu kapak hemen şöyle açılıyor. Dolayısıyla buraya dilediğiniz yere yerleştirerek kapağı tekrardan kapatabiliyorsunuz. Bu mıknatıslı bir yapıda olması gerçekten güzel. Yani böyle çekmekle, itmekle uğraşmıyorsunuz. Basit bir şekilde şuradan kaldırdığınız zaman mıknatıstan kurtuluyor ve açılıyor. Aynı şekilde yerine bıraktığınız zaman oturuyor. Alt tarafta da G logosunun orada da bir kapak var. Bu kapak da arkadaşlar mouse'unuzun adaptörünü yerleştirmek için yapılmış. Normalde kutuda açtığımız zaman adaptör ayrı geliyordu. Fakat adaptörü buraya takarak kaybolma ihtimalini de ortadan kaldırıyorsunuz. Bu kapağı daha sonra aynı şekilde mıknatıslı olduğu için yerine oturtarak mouse'unuzun kablosuz adaptörünü burada saklayabiliyorsunuz. Bu gerçekten tasarımsal anlamda iyileştirmeler olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla yarın bir gün mouse'un adaptörü nereye kayboldu? İşte ağırlıkları nerede? 2 gramı kaybettim gibi sorunlarla da karşılaşmamış oluyorsunuz. Şimdi fiziksel özelliklerinden sonra biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Mouse'un varsayılan ışıklandırma süresi 48 saate kadar. Yani üzerindeki RGB'yi açarsanız burada çeşitli efektler verebiliyorsunuz. Onlara birazdan değineceğim. Üzerinde bu G logosu ve yan tarafta üçlü bir ışıklandırma var. Bunları açarsanız 48 saate kadar bir pil ömrü sunuyor size kablosuz bağlantıda. Işıklandırmayı hiç kullanmazsanız, yani ışıklandırmayı tamamen kapatırsanız da bu pil ömrü 60 saate kadar uzuyor. G502 Lightspeed'de etkileyici bir şarj süresi var. USB 2.0 kullanılarak 5 dakika şarj ettiğiniz zaman mouse'a 2,5 saat boyunca aktif bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Bu mouse'da PowerPlay uyumu olduğunu da sizlere belirtelim. Çözünürlüğün ise 100 ile 16.000 dpi arasında değiştiğini söyleyelim. Yani şurada zaten belli konumlandırma tuşları var. Bu tuşları ayarlayarak istediğiniz an DPI'yi değiştirebiliyorsunuz. Böylece mouse'unuzun hızını da an ve an ayarlayabiliyorsunuz. Tabii mouse alacaklara şunu da söylememiz gerekiyor. Logitech'in G-Hub diye bir tane uygulaması var. Bunu internetten indirip bilgisayarınıza kurduğunuzda hangi Logitech ekipmanı olursa olsun bunları optimize edebiliyorsunuz. Hatta öyle ki bazı ayarları koyduğunuz zaman bütün Logitech ekipmanlarınız eğer RGB desteği bulunuyorsa eş zamanlı ışık şovunu
ortaya çıkarabiliyor. Yani bundaki mouse'da kullandığınız renkler ve tema, atıyorum nefes alma temasını kullandınız. Buradaki yavaş yavaş yanıp sönerken kırmızı renkte klavyeniz de aynı şekilde yanıp sönüyor. İşte kulaklığınız aynı şekilde yanıp sönüyor. Yani bunlar hepsi bir uyum içerisinde çalışabiliyor. Fakat bu uygulama ile ilgili şöyle bir sorun var. Ben uygulamayı yaklaşık olarak 4. defada kurdum. Yani indirdim, setup'a basıyorum, kuruyorum, bilgisayarı resetlememi söylüyor, resetliyorum. Fakat bilgisayar tekrardan açıldığında herhangi bir uygulama arayüzü göremiyorum. Tekrardan kurulumu yapıyorum, tekrardan resetliyorum. Bu işi 3 kere yaptı, 4. de sonunda Logitech G Hub'ın masa üstüne geldiğini gördüm. Dolayısıyla uygulama tarafında bazı sıkıntılar mevcut. Ayrıca uygulamayı açtığınızda da bazen ayarlar donuyor, yani yapamıyorsunuz ve program hata verip sizi masa üstüne gönderiyor. Dolayısıyla hala program tarafında bazı sıkıntıların mevcut olduğunda sizlerle paylaşalım. Eğer bu uygulamayı kuramıyorsanız sorun sizde değildir. Bunu dipnot olarak sizlere belirtelim. Dolayısıyla 2-3 kere denemenizi tavsiye ederiz. Genel olarak arkadaşlar mouse'umuzun teknik, fiziksel özellikleri bu şekilde. Zaten kullanım rahatlığı konusunda Y502'yi biliyorsunuz ya da daha önceki serilerin incelemesini izlediyseniz biliyorsunuzdur. Kullanımda hiçbir sıkıntısı yok. Gayet ergonomik, son derece şık bir mouse, agresif bir tasarıma sahip. Her oyuncunun sahip olmak isteyebileceği bir mouse. Fakat fiyatı bizleri biraz düşündürüyor. Çünkü genel itibariyle G502 serisi, diğer mouse'ları falan 400-500 lira seviyelerindeydi çıktığında. Lakin Lightspeed'e baktığımızda biraz daha yukarıda bir fiyatla karşılaşıyoruz. Bu mouse'un şu anda ülkemizdeki satış fiyatı arkadaşlar ortalama olarak 1100 lira civarında. Yani bugün bir teknoloji mağazasına gidip bu mouse'u almaya kalkmak istediğinizde en az 1100 liralık bir etiketle karşılaşıyorsunuz. İnternette ise farklı mecralarda, farklı e-ticaret sitelerinde daha düşük fiyatlar gördüm. Fakat bunlar ismini bilmediğim sitelerdi. Dolayısıyla ne kadar güvenilir orasını tam olarak bilmiyorum ve o yüzden de önermiyorum. Dediğim gibi 1100 lira, 1200 lira bir fare için verilir mi? Evet, yani oyun oynamaktan çok büyük zevk alıyorsanız ya da bu e-spor olayını profesyonel olarak yapıyorsanız tabii ki verilebilir. Fakat bu mouse'un hani diğer G502'lerden farkı nedir? Kablosuz olmasıdır. Yani benim için kablolu olmasının da çok bir önemi yok diyorsanız eğer G502'nin kabloluların fiyatları daha uygun. Onlara bir göz atmanızı tavsiye ederim. Lakin ille G502 olsun ve kablo bağlantısı da olmasın diyorsanız şu andaki tek alternatifiniz bu fare diyebilirim. Bunun için de az önce de belirttiğim üzere yaklaşık olarak 1100 lira ile 1200 lira civarında bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Burada tercih her zaman olduğu gibi siz izleyicilerimizin diyebiliriz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.